Merhaba sevgili değerli canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Senin İsteğin Olsun adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah ölmeden hemen önce derken önceki akşam bir dua etmişti ve ne dedi? Benim değil, senin isteğin olsun diye dua etti. Şöyle İsa talipleriyle birlikte Getsemani adlı zeytinliğe gitti. Onlara ben oraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus'u ve Zebedi'nin iki oğlu Yakup'la Yuhanna'yı yanına aldı. Orada derin bir keder, ağır bir ıstırap duymaya başladı. Sonra onlara ruhum paramparça, ölesiye kederliyim dedi. Yanımda kalın burada, benimle birlikte durun ve bekleyin. Biraz daha uzaklaşıp yüzüstü yere kapandı. Niyaz etmeye başladı. Manevi baba, mümkünse çekeceğim bu acılarla dolu çile kadehi benden uzaklaştırılsın. Fakat benim değil, senin isteğin olsun isterim dedi. Taliplerinin yanına döndü, baktı ki onlar uyuyakalmışlar. Petrus'a benimle bir saatçik bile uyanık kalamadınız mı dedi. Uyanık kalın ve niyaz edin ki ayırtılmayasınız. Çünkü canlarınız iyi niyetli fakat tenleriniz rehavete meyilli. İsa ikinci kez biraz uzaklaştı ve dua etti. Manevi baba, eğer bu acı dolu kadehten son damlaya kadar içmemden başka yol yoksa senin isteğin olsun dedi. Onlara geri gelince onları yine uyurken buldu. Gözlerini bir türlü açık tutamıyorlardı. Üçüncü kez dua etmeye gitti ve yine aynı şekilde niyaz etti. Yani nedir? Benim değil, senin isteğin olsun. Ve buna göre bir deyiş yazdım, sizinle paylaşmak istiyorum. Hakk'a şöyle dua etti. Benim değil, senin isteğin olsun. Şahisa Hakk'a şöyle dua etti. Benim değil, senin isteğin olsun. Tam tevazuydu, tam teslimiyeti. Benim değil, senin isteğin olsun. Tam tevazuydu, tam teslimiyeti. Benim değil, senin isteğin olsun. Gerekirse bu çile, bu ıstırap çekmem kaçınılmazsa acı azap. Gerekirse bu çile, bu ıstırap çekmem kaçınılmazsa acı azap. Bunu yaşamam ediyorsa icap.
benim değil, senin isteğin olsun. Bunu yaşamam ediyorsa icap. Benim değil, senin isteğin olsun. Kervanım devamlı dua ederim. Şahımız gibi niyaz eyleyelim. Kervanım devamlı dua ederim. Şahımız gibi niyaz eyleyelim. İhsanın dediği gibi diyelim. Benim değil, senin isteğin olsun. İhsanın dediği gibi diyelim. Benim değil, senin isteğin olsun. Evet, biz de aynı şekilde benim değil, senin isteğin olsun diyelim dua ederken. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.